EKS 2024 Tayfa sizlerden çok soru geliyor hocam yarın veya hafta sonu sonuçlar açıklanabilir mi diye son 6 yılın istatistiklerini paylaşacağım. Öncesinde bizi takip etmeyenler için şunu söylemek istiyorum. Sonuçlar açıklandıktan bir hafta 10 gün sonrasında tercihler başlayacak. Tercihler başladığında işte inanılmaz bir e, güvenilir kaynağa ihtiyacınız olacak tercih listesini nasıl hazırlayacağız? Kaç kaç bin yazmamız lazım? Hangi bölümler daha avantajlı? Hele ki bu yıl ikinci öğretimler kapatıldı, kontenjanlar düşürüldü vesaire. En kritik tercih yılı olacak. Sonrasında tercihler bitecek. O zaman dediğim gibi canlı yayınlar da yapacağım ben sizler için. Üniversite kayıtları başlayacak. E-kayıt yapacağız, ders kaydı yapacağız, öğrenci belgesi alacağız vesaire. Sonra KYK yurt başvuruları başlayacak. O bitecek. Daha sonrasında Taahhütlenme onayı yapacağız. Binlerce burs başvurusu olacak. Yani size lazım olan her şey bu kanalda olacak sevgili arkadaşlar. Abone olmayanlar için söylemiş olalım. Hemen abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. YKS yapılmaya başladığından bu tarafa yani 2018'den itibaren yapılıyordu biliyorsunuz. Hangi günlerde açıklanmış YKS sonuçları? 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 yılına baktığımızda salı, çarşamba, pazartesi, çarşamba, pazartesi ve perşembe günlerinde sonuçların açıklandığını görüyoruz. Yani hafta sonu, cumartesi, pazar, YKS sonuçları açıklanmıyor. Bu bir kere kesin. Yani yarın bir ihtimalimiz var. Bu da tabii ki sabah 7'de açıklıyor ÖSYM. E. Son yıllarda hep böyle yapmıştı. Yani yarın sabah 7'de bir ihtimalimiz var. Yarın olmazsa sabah 7'de de sevgili arkadaşlar bu çok büyük ihtimalle salı gününe kalacak. Çünkü pazartesi 15 Temmuz resmi tatil. Dediğim gibi yarın sabah 7'de olmazsa %99 salı günü yani çok düşük bir ihtimal pazartesi günü tatil ama çok büyük ihtimalle de salı günü sonuçları ekranımızda göreceğiz. İnşallah hayal ettiğiniz, istediğiniz o sonuçlar ekranınızda yazılı olur. Sorularınız olursa da yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.